Acem elçisinin hala payitahtta dolaşması hayra alamet değil. Öyle görünüyor hünkârım. İlyas Paşa'nın altın dolu sandıklarını da düşünürseniz... ...Acemlerin muhakkak bir hesabı var. Vaktiyle isyan günlerini fırsat bilip... ...Bağdat-ı Revan'ı işgal ettiler. Hala da işgal ettikleri topraklardan çekilmediler. Lakin her şeyin vakti var. Evvela içimizdeki hainleri temizleyeceğiz. İnşallah hünkârım. Ben her daim yanınızda olacağım. Ya Evliya, biz gece gece neden Acem elçisini takip ediyoruz? Gidip dinlensek ya. Ya senin dinlenmek dediğin Batakhanede hatunlarla gönül eylemek. Evet, ama şimdi macera peşindeyiz. Gel buraya. Ben macera istemiyorum ki. Dinlenmek istiyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ya kanatsız, bir gün hasıl olur da sergüzeştini yazarsan ne anlatacaksın? Ne anlatma meraklısı adamsın be. Niye sen bu... Sen o yüzden bu kadar gevezesin. Şimdi anladım. Valla bıraksak cilt kitap yazarsın sana. Ya kanatsız. Biz hünkârımızın emriyle buradayız. Bu vazife bizim için mühim. Memleketin her yanı hain dolu. Memleketi yakacaklar. Bak Allah rızası için birazcık vazife şinas ol ya. Birazcık ya. Tamam ya. Susmuyor adam, susmuyor ya. Menfum yok, susma menfum yok. Konuşmak zor, durmadan konuşmak zorunda. Ha? Ne? Yok bir şey. İlyas Paşa'dan haber geldi. Asker toplamaya başlamış. Biz de icap eden yardımı yapıyoruz. Bu isyanın neticesi ne olur bilinmez. Lakin biz her halükarda Van Kalesi'ni kuşatacağız. Güzel. Yakında Osmanlı hudutları değişecek. Herkes hakkını alacak. Amasya'nın ötesi de sizin hakimiyetinizde olacak. Bu hususta henüz bir karar verilmedi. Efendim. İsyanın gidişatına göre. Acem dostlarımız ne istiyorsa verilecek. Yahu muhterem, ne elçiymiş. Adam girdi çıkmak bilmedi. Ben şuna bir bakayım. Dur. O kadar bekledik. Biraz daha bekle. Bir çuval inciri berbat edeceksin. Sen 3 akçe ver. 3 güne veririm zaten sana. O zaman ben şimdi sana 3 akçe vereyim. Pazartesi ver ama. Bu adam... Cornelius. O kimdi? Rahip. Hangi rahip? Galata Kulesi'nin rahibi. Galata Kulesi? Galata Kilisesi'nin rahibi. Ha. Galata Kulesi'nin rahibi sensin. Hı. Tövbe estağfurullah. Ya kanatsız. Acem elçisinin bu rahiple ne işi ola? Bu iş hiç de hayra alamet değil, evet. Ben rahibin peşine düşüyorum. Sen de elçinin peşine. Evet. Evet. Hayırlı işler. Tezgahı kapattık efendi. Sizin tezgah başka tabii. Giren çıkan belli değil efendi. Kaybolsan.
Ezerfen, Ezerfen Mirim, Ezerfen kendine gel. Ezerfen, iyi misin? Ezerfen. Tamam, sallama be adam. Ya ödümü kopardım be muhterem. Nasıl korktum Selan'ı okuyacağız diye. Kalk, gel. Gel ya Allah. Ya Allah. Hadi bakayım, kalk. Bunu sana yapanı gördün mü? Görmedim. Elçi? Kaçırdım. Rahip? Kaçırdım. Sultan Murat Han çiğ çiğ yiyecek bizi. Yürü saraya, yürü. Yürü. Üstüm başım batmış. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Gel, gel. Gel. Has odabaşım, kusurumuzu mazur görün. Rahatsızlık verdik size. Lakin mesele mühim. Biz bu acem elçisini takip etmesini ettik. Fakat elimizden kaçırdık adamı. Elimizden kaç... Sen elimizden kaçırdın. Düştün rahibin peşine. Beni yalnız bıraktın orada. Sonra da olanlar oldu zaten. Tövbe estağfurullah. Rahip kimmiş? Nereden çıktı? Ağam, biz bu acem elçisini takip ederken adam çarşıda bir dükkana girdi. Orada rahip Cornelius'la buluştular. Galata Kilisesi'nin baş rahibiyle. Rahip Cornelius? Onun ne işi var burada? Sürgün edilmişti. Belli ki kaçak yollardan geri dönmüş. Belki de kendileri hiç gitmemişlerdir. Belki de. Belki de. Mevzu anlaşıldı. Ben vaziyeti hünkârımıza bildiririm. Niye gitmemiş, niye burada kalmış öğreniriz. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Daha senin ne işin var burada? Niye geldin? Her şey yolunda mı diye bakmaya geldim. Zira çarşıda takip edilmişiz. Dükkanı bastılar. Son anda kurtulduk elçiyle. Beni de takip etmiş olabilirler mi? Zannetmiyorum. Bir şekilde izinizi kaybetmiş olmalılar. Yoksa çoktan buraya gelirlerdi.
Sen bu meseleyi temizle Sinan. Beni bu beladan kurtar. Merak etmeyin. Temizleyeceğim. Kurtaracağım sizi.